Ayağa kalk. Hemen. Dur. Yapma. Tanrım. Evet. 20 Ağustos 1987, Albany, New York. Hayır. Hayır, böyle söyleyemezsin. Buna inanacağını mı sandın? Diana Zorlukların üstesinden gelebilen biriydi. Ama söz konusu ilişkiler olunca biraz naifti. 19 yaşındaki Diana DeSou, sevgilisiyle sorun yaşıyordu. Mezun olalı birkaç ay olmuştu. Ama ne üniversiteye gitmeye ne de ailesinin evinden ayrılmaya niyeti vardı. Ben çıkacağım. Umrumda değil. Hayır. Neden söz ediyorsun sen Mike? Kendinizi korumanız gereken, korumadığınız takdirde sataşmalara maruz kaldığınız bir mahallede yaşayan bir çocuktu. Kendini korumaktan korkmuyor. Kimseye pabuç bırakmıyordu. Aynen öyle. Pişman olacaksın. Umrumda değil. Ne demek işe gitmem gerek? Hayır bunu konuşmamıştık. Yine Mike. Anne babası Jim ve Mary Ann Deso, Diana'nın yazlık bir iş bulmasını ummuyordu. Onun yerine Diana, kendine Michael Pullman adında bir araba tamircisi buldu. Bak bunu şu an yapamam hayatım. Müşterilerim var. Gerçekten senin derdin ne? Sevgilisi Michael Pullman'ın yaşı Diana'dan biraz büyüktü. Tamam. Kötü bir geçmişi vardı ve herkes bunu çok iyi biliyordu. O iyi biri değildi. Evet, dinliyordum. Onu sevmiyordum. Bunu kızıma da söyledim. Ama ne benim, ne de başkasının düşüncesi önemliydi. Önemli olan onun düşüncesiydi. Söyleyecek bir şeyin varsa buraya gelip yüzüme söyle. Hey Mikey, buraya gel de şuna bak. Bana ihtiyaçları var, kapatmam lazım. Mike, bunu hemen konuşmamız gerek. Alo? Mike? Onu öldüreceğim. Ben gidip ne olduğuna bakacağım. Dayena iyi misin? Konuşmanın konusunu tam anlayamamıştım ama Dayena hiç de mutlu değildi. Gemiler ne oluyor? Hala kendini bulmaya çalışıyordu. Doğrusu ben de zamanla bulacağını düşünüyordum. Bazı insanların kendini bulması diğerlerinden daha uzun sürer. Kimi insan ne istediğini daha 10-11 yaşlarındayken bilir. Kimi insan da 25-30 yaşına kadar ne istediğini bilemez. Kızım da öyle biriydi. Özgür bir ruhu vardı. Ne yapmak istediğine karar vermeden önce kendisini bulması gerekiyordu. Ama şöyle bir şey vardı. Diana ehliyetini almamıştı. Ve onu gideceği yere götürmesi için annesine muhtaçtı. Diana, hazır mısın hayatım? Geceyi büyük annesinin evinde geçirmeyi planlıyordu. Baksana anne, yani büyükanneme büyük anneme giderken beni... Diana, o adamı görmen için seni tamirhaneye götürmem. Ama onunla konuşmam gerek. Beladan başka bir şey değil o. Evet bunu biliyorum anne. Sana göre bir serseri ama bu benim hayatım. Bebeğim keşke bu adamdan kurtulsan. Aslında ona şu anda o kadar kızgınım ki istediğin gerçekleşebilir. Lütfen. Tamam ama çok kısa kalacağız. Büyük annen bizi yemeğe bekliyor. Ama tamirhaneye gelen Diana'yı bir sürpriz bekliyordu. Michael ne oluyor? Bir dakika lütfen. Diana burada ne işin var? Sana sürpriz yapmak istemiştim. Bu da kim? Müşteri. Çalışıyorum herhalde. Çalıştığını görüyorum. Tanrım ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin. Michael bana söylediklerinden sonra bu ne? Ne yapmamı istiyorsun? Diana gidelim hadi. Bu konu burada bitmedi. Seni ararım tamam mı? Ne dediğini bilmiyorsun sen. Ben dışarıda olacağım seni ararım. Kızım onu çok kıskanmıştı. Bu olay onun canını çok sıkmıştı. O gece Diana büyük annesinin evinden Michael'ı tekrar aradı ve tekrar. Michael özür dilerim. Beni araman gerek çünkü sen arayana kadar durmayacağım. Diana aslında tipik bir ergen kız çocuğu gibi davranıyordu. Bence Michael'dan çok hoşlanıyordu. Hatta ona aşık olduğunu zannediyordu. Diana, ne yapıyorsun sen? Biraz dışarı çıkmam gerek. Hayatım saat gecenin biri. Bu saatte nereye gideceksin? Anne lütfen onu görmem gerek. Beni Central Caddesi'ne bıraksan yeter. Orada olduğunu biliyorum. Saçmalama. Yarın işe gideceğim. Diana, aptal erkek arkadaşını araman için gecenin bir yarısı seni oraya götüremem. İyi. Ben de kendim giderim. Yardım için sağ ol. Diana! Diana! Hemen geri dön! Diana! Daha önce olan her şeyi sorguluyordu. Bu da yarasına iyice tuz basıyor ve ona ulaşmayı daha da çok istiyordu. Yani benim onu durdurmam mümkün değildi. Ne pahasına olursa olsun onu görmeye kararlıydı. Diana, hemen buraya gel. Aferin oğlum. Ertesi gün genç bir adamla köpeği Hudson Nehri'nin doğu kıyısındaki boş bir arazide keyifli bir yürüyüş yapıyordu. Hudson Nehri'nin o bölgesi imara açılmamıştı. Oraya ancak bir toprak yoldan girebilirdiniz. Mahalleli oranın çocukların bir içtikleri ya da sevgililerin buluştukları bir yer olduğunu bilirdi. Ama şu var ki Hudson'da olanlar bazen Hudson'da kalmıyordu. Bayan. Merhaba. Hanımefendi. Unutmayalım. 1987 yılından söz ediyoruz. Cep telefonundan 911'i arayamazdınız. Aferin oğluma. Gitmeliyiz dostum. Hadi gel yürü bakalım. Yürü. fazla endişelenmemiştim. Çünkü başının çaresine bakan bir çocuktu. Onu böyle yetiştirmiştim ve hiçbir zaman endişelenmezdim. Çünkü beni aramayı ihmal etmezdi. Kuzey Green Bush Emniyetinden dedektif John Murray, o sabaha kadar her şeyi görmüş olduğunu düşünüyordu. Tanrım. Kaç yaşında dersin? Bilmem. 18 bilemedin 19. <laughs> Kıyafetleri üstünde. Boğulmuş mu? Zannetmiyorum. Hırpalanmış. Görünüşe göre buraya atılmış. Çamur ve çöplerin arasından sürüklenmiş. Ceplerinde bir şey yok mu? Bir şey yok. Ama burada bir sürü şey var. Bir kamp ateşi, eski tip bir kamp ateşi yakıldığına dair deliller vardı. Etrafta bira şişeleri, bira kutuları bu tip şeyler vardı. Ortalıktaki çöplerin çoğunu alıp fiziksel delil incelemesine gönderdik. Şu hale bak. Burada pek fazla görgü şairi bulacağımızı sanmıyorum. Kimliğini öğrenemedik mi? Hayır. Dedektif Murray onu mecburen kimliği belirsiz biri olarak kaydetti. Eşkaline uyan bir kayıp ihbarı yapılıp yapılmadığına bakacaktı. Bir şey buldum battaniye ya da onun gibi bir şeye ait iplikler. Bir de bunlar. Köpek tüyleri. Köpek tüyleri mi? Hayır, o gencin köpeği değil. Bunlar siyah. Ben bunları poşete koyayım. Tamam, buldun her şeyi al. Ben de kızı sorgu yargıcına götüreyim. Otopside genç kadının boğularak öldürüldüğü teyit edilecekti. Ama olay bu kadarla kalmıyordu. Diana bulunduğunda kıyafetleri üstündeydi. Cinsel saldırıya uğradığını işaret eden herhangi bir yarası da yoktu. Buna rağmen iç çamaşırlarında mini kalıntıları vardı. Bu da başka sorular doğurmuştu. Kendi isteğiyle mi ilişkiye girmişti, ilişkiye zorlanmış mıydı? Diana'ya o akşam tam olarak ne olmuştu? Aynı gün Marian Deso işten eve geldiğinde Diana'nın hala eve dönmediğini fark etti. Bir şey, herhangi bir şey bile duyarsan beni ara lütfen. Teşekkürler. Hala haber yok. Tamirhaneye bakmak ister misin? Belki de polisi aramalıyız. O çocukla bir yerlerdedir kesin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kocaman kız Mary bir şey olmaz. Ah Diana ah. Mer. Efendim. Ne oldu? Bugün genç bir kadın cesedi bulundu. 11 haberlerini izliyordum. Ve Nehrin doğu Greenway tarafında birinin bulunduğunu söylediler. Aman Tanrım dedim. Yani insanın böyle bir şeye inanası gelmiyor. Biz de hemen eyalet polisini aradık. Bayan Deso, bu kızınıza mı aitti? Tanrım! İçlerinden biri bana saç fırçasını gösterdiğinde hemen anladım. Aman Tanrım dedim. Yani... Böyle bir şey olamazdı. Tanrım. İnsan bir belirsizliğin içine düşüyor, adrenalini yükseliyor. Soruları cevaplıyorsunuz, olan biten, her şeyi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Lütfen, Tanrım. Biliyorum bu çok zor ama onu en son. O adam, bunu kızıma o yaptı. Kim? 19 yaşındaki Diana Deson'un Hudson Nehri'nin çamur kaplı kıyılarında cesedi bulunmuştu. O adam. Bunu kızıma o yaptı. Kim? Michael Pullman. Bebeğimizi o öldürdü. Gidip onu yakalamalısınız. Olamaz. Lütfen Tanrım. Ve ertesi sabah polis aynen bunu yaptı. Michael. Michael Pullman sen evet. Dedektif Dedektif Murray beyefendi de dedektif Frago birkaç soru soracaktık. Mesele dayana öyle değil mi? Evet konuyla ilgili ne biliyorsun? Şey yani hiçbir şey. Bir süre önce telefonda konuşmuştuk. Bu konuda bir şey biliyor musun? Hayır ben... Bak çarşamba gecesi tam olarak nerede olduğunu öğrenmemiz gerek. Şey bakın çarşamba gecesi evdeydim. Çarşamba gecesi evdeydin demek. Onu hiç görmedin mi? Hayır yani... Hayır ama telefonda konuştuk. Yani biraz sinirliydi ama onu hiç görmedim. Onu nehir kıyısına küçük bir kaçamağa götürmüş olmayasın? Sorgu sırasında Michael bize o bölgeye hiç gitmediğini, nasıl gideceğini hatta oranın nerede olduğunu bile bilmediğini söyledi. Anlattıklarını bütün gece evde olduğunu doğrulayacak biri var mı? Evet. Kız arkadaşım. fazla uzaklaşma. Sadık biri değildi çünkü onun bir kadınla yaşadığını, dayanayla görüştüğünü biliyorduk. Üstelik bir de o öğleden sonra onu bir başka kadınla basmışlardı. Dolayısıyla karakteri kesinlikle şüphe çekiyor. Bekleyin. Daha sonra Michael'ın hikayesini kontrol ettiklerinde başka bir sürprizle karşılaştılar. Ben dedektif Fragomeni, beyefendi de dedektif Murray. Birkaç sorumuz olacaktı. Müstakbel anne, Michael'ın bütün gece kendisiyle olduğunu söyledi. Üzgünüm, daha fazla yardım edemiyorum. Ne diyorsun? Bence duruma fazla uygun. Bana kalırsa çocuğunun babasını koruyor. Mike'ın başı daha önce yasalarla derde girmişti ve asabi biriydi. Bir noktada teorilerimizden biri de bu olmuştu. Mike'ın sinir anında Diane'e saldırıp onu öldürmüş olma ihtimali neydi? Dedektif Murray Mike'ın tanığını kontrol etmek için tamirhaneye gitti. Affedersiniz. Ben Dedektif Murray. Michael Pullman'ı tanıyor musunuz? Evet. Evet, onun çarşamba gecesi nerede olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Çarşamba gecesi mi? Evet, onu dışarıda gördüğümden eminim. Kesinlikle gördüm. Onu o akşam dışarıda gördüğünü söyleyen birkaç kişi bulduk. Oysa Michael bize dışarı çıkmadığını söylemişti. Bu yüzden bize yalan söylediğine inanıyorduk. Bana kamyonetini tarif eder misiniz? Eski model siyah bir kamyonetti. Karıştırmak mümkün değildir. Bir tür el yapımı çekici gibiydi. Nerede gördünüz peki? I-80 otoyolunun aşağısında. Tepeyi geçince. Teşekkür ederim dostum. Biri cesedin bulunduğu olay yerinde alışılmadık bir kamyonet gördüğünü söyledi. Michael'ın kamyonetine çok benzer bir araç tarif etti. Belki de Diana o gece Michael'ı bulmuştu. Zamanlama uyuyordu. Diana'nın evden çıktığını Michael'ın da aşağı yukarı aynı saatlerde kamyonetiyle dışarıda olduğunu biliyorduk. Bunu öğrenmenin bir yolu da Michael'ın kamyoneti için arama emri çıkartmaktı. Şiddet yaşandığına dair iz bulunamadı ama başka bir şey buldular. Baksana bir battaniye ve bolca köpek tüyü. Suç mahallinde topladıklarıma benziyor. Tüyler eşleşirse Michael'ı aramak için evden çıkan Diana'nın onu bulduğu kanıtlanmış olacaktı. Diana'nın ona kızgın olduğunu, çok öfkelendiğini biliyordu. Tepki olarak da gece onu bulmak üzere dışarı çıkmıştı. Genç kadının cinayet haberi yayılmaya başladıkça ard arda ihbarlar geldi. Tekrar söyleyin. Peki kızın ne giydiğini hatırlıyor musunuz? Kot pantolon. Kırmızı ne? üst. Evet ona benziyor. Bazı arkadaşları onu Central Caddesi'nde yürürken görmüş. Central Caddesi boyunca hem yürüyor hem de otostop çekiyormuş. Caddedeymiş. Otostop mu çekiyormuş? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Annesi onun asla bir yabancının arabasına binmeyeceğini söylüyor. Belki arabasına bindiği kişiyi tanıyordu. Eve asla dönmedi. Biri onu kesinlikle arabasına almıştı. İyi de orada niye yürüyordu? Orası otoyola yakın. Baksana. Karen Wilson da oradaydı. Kim? İki yıl oluyor. Kız kayıptı. En son Central ve Fuller caddelerinin kesiştiği yerde görülmüştü. Yer aynı yer. Kızların yaşı da aynı. Bağlantılı mı diyorsun? Bilmiyorum. Karen Wilson, vahar tatiline hazırlanan bir New York Üniversitesi öğrencisiydi. Aslında eyalet meclisinde vekil yardımcılığı yapıyordu. Meclis üyelerinden birinin yardımcısıydı. Ortadan kaybolduğunda son dakika hazırlıkları için dışarıdaydı. İşte burada. En son Fuller yakınında Central'da spor salonundan eve dönerken görüldü ve kayboldu. Evet, cesedi asla bulunamadı. Dava hala açık. Onun da otostop çektiğini düşünüyorlar. Karen Wilson'ın cesedini asla bulamadık. İkisi de aynı bölgede, aynı bölgeden birilerinin arabasına binmiş iki genç kız olduğu için ikisinin arasında bir bağ arıyordu. O davada şüpheli var mıydı? Sanırım. Jeffrey Williams. Adres de var. Yerel emniyet birimleri için Jeffrey Williams aslında bilindik biriydi. Jeffrey Williams, genç kızlara saldırılarda bulunduğu bilinen biriydi. Jeffrey Williams, sen Jeffrey Williams mısın? Ben Kuzey Greenbush Emniyetinden dedektif Fragomeni. Yine ne var? Şu an çalışıyorum. Tamam. Bir dakikalığına dışarı çıkman gerek. Ceketimi alabilir miyim? Tabii. Her seferinde... ...en ufak şey için bile benim kapımı çalıyorsunuz. Jeffrey daha önce cinsel saldırı suçundan hapis yatmıştı. Ve faili meçhul bir cinayetinde şüphelisiydi. Jeff Williams pek çok dedektifin daha da fazla suç işlediğini düşündüğü buralı biriydi. Bu yüzden Jeff daha önce kadınları mağdur ettiği için kadınlarla ilgili her konuda baş şüpheli oluyordu. Mesele nedir? Bu kızı gördün mü? Bu kızı gördün mü? Hayır. Hiç görmedim. Geçen hafta çarşamba gecesini yaptığını anlatır mısın? Hudson Nehri kıyılarında cesedi bulunmadan bir gece önce Diana Deso bilinen cinsel saldırgan Jeffrey Williams'tan birkaç sokak ötede görülmüştü. Çalışıyordum. Gece yarısını geçiyordu. Bakın zaman kartımı kontrol edebilirsiniz. Buradaydım. İlginç çünkü kızda en son bire çeyrek kala civarı görülmüş. Hemen şu köşeyi dönünce. Kayıp mı? Öldürüldü. Belki buna yakından bakmak istersin bir noktada Jeff'le bölgedeki pek çok kadınla ilgili konuştuk. Jeff, Diana'nın adı geçtiği zaman tepki verdi. Bunun mümkün olabileceğini düşünen çok kişi vardı. Jeffrey kesinlikle çok iyi bir şüpheliydi. Baksana Fragomeni. Ne buldun? Battaniye iplikleri ve köpek tüyleriyle ilgili laboratuvar sonuçları çıkmış. Michael'ın kamyonetindeki mi? Eşleşmişler. Mikroskobik eşleşme var hatta. Kızın kamyonette olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Zamanı kanıtlayabiliyor muyuz? Dayana'da da eser miktarda madde izleri bulundu. Michael'ın kamyonetindeki battaniyeden alınan iplikler ve tüyler vardı. O iyi biri değil. Ama böyle bir şey yapıp yapmayacağını da bilmiyorum. Kimsenin bunu yapacağına inanmak istemedim. Elinizde hiçbir şey yok. Bir şey yok çünkü ben yapmadım, tamam mı? Yapmamak. Cesedinde ve kamyonetinde köpek tüyleri bulduk. Ee, yani? Bu ne kanıtlıyor? Kaç kez kamyonetime bindi. O da çamaşırlarını daha sık yıkasaydı o zaman. Bu bile kendi içinde ikna ediciydi ama kızın o gece kamyonette olduğunu kanıtlamıyordu. Ama o gece nehirden pek de uzak olmayan bir yerde kamyonetini gören şahitler de var. Sevgilin dışarı çıktığını biliyor mu? Bakın, çarşamba gece geç saatten bahsediyorsak, sanırım gece yarısından sonra birkaç saat dışarı çıktım. Çekici işi çıkar mı diye bakınıyordum. Gerçekten mi? Arabasını çekecek kimse buldu mu? Hayır. Ortalık çok sakindi. Hikayesine göre çekecek araba bulmaya çıkmış ama... ...gecenin bir vakti bunu yapması çok mantıksızdı. Normalde telefon gelir ve gidersiniz. Öyle çıkıp kendiniz iş aramazsınız. Çarşamba gecesi kamyonetinle dışarı çıktığını ve araba çekmek için çıkmadığını da biliyoruz. Diana Desso'yu sen mi öldürdün? Onu görmedim bile. Yeterince net oldu mu? O gece cinsel ilişkiye girdiğini biliyoruz ve seninle birlikte olmadıysa belki de karmaşık bir aşk hayatı olan sadece sen değildin. Bakın bilmiyorum tamam mı? Bunu açıklayamam. Tek bildiğim o kişi ben değildim. Bence yalan söylüyorsun. Ne düşündüğünüz hiç umurumda değil. Artık gidebilir miyim Kanıtlı o zaman. Yalan makinesi testine gir. Evet hayır sorularını cevapla. Ne dersin? Bunu yapar mısın? Evet. Sizden kurtulacaksam yaparım. Tabii ki. Michael'ın yalan makinesi testinin sonuçları çok geçmeden çıktı. Teşekkür ederim Brett. olur şey değil. Ne çıktı? Geçti. Yalan söylemiyor. Belki de ona doğru soruları sormadık. Bu cinayeti onun işlemediği anlamına gelmiyordu. Test, onun bize gerçeği söylemiş olabileceğinin bir göstergesiydi ama yine de bize yalan söylemiş olabilirdi. Göze batan kişi Mike'tı. Bir anne, bir ebeveyn olarak İnsan kendine şöyle diyor. Bakın benim çocuğum gitti ve bu şahıs ortalıkta dolaşıyor. Bu konuda ne yapacaksınız? Onlar da bana çok sağlam deliller olması gerektiğini, aksi halde hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Aradan haftalar geçti, sonra aylar. Kış geldi. Ama Diana'nın cinayetiyle ilgili gizem hala cevabını bulamamıştı. Michael Pullman hala çok uygun bir şüpheliydi ama bu suçun onunla bağlantısını kuracak yeni bir delil yoktu. Onu tutuklayacak yeterince delil yoktu. Bu yüzden dava faili meçhul bir davaya dönüştü. Gece yatağa yatıp bunun ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz? Yani aslında bir son yok. Diğer çocuklarınızı, işlerinizi düşünmeniz gerekiyor. Ben de temel olarak böyle yaptım. Başka da seçeneğiniz yok aslında. Kendi kabuğunuza çekilip Bakın, ben daha fazla devam edemeyeceğim diyemezsiniz. Öyle bir karar veremezsiniz. Aradan 11 yıl geçti. Dedektif John Murray, New York eyalet dedektifi John Murray oldu. Birçok şey değişti. Ama cinayet davalarında zaman aşımı olmadığı için Diana Deso davası onun içini kemirmeye devam ediyordu. İnsan bu tür soruşturmaları açıklığa kavuşturmak istiyor. 19 yaşında bir kız cinayete kurban gidince, tabii ki bunu çözebilmek, bunu yapanı yakalamak istiyorsunuz. Birçok sebepten ötürü bu kıza yaptıkları için o kişiyi cezalandırmak ve bunu bir başkasına yapmasını önlemek istiyorsunuz. Dedektif Murray her zaman katilin Michael Pullman olduğundan şüphelenmişti. Ve yaklaşık 10 yıl sonra bunu kanıtlamasına yardımcı olacak bir kadın bulduğunu umuyordu. New York Eyaleti Adli Tıp Kurumu'ndan Dr. Alison Eastman işinde iyi biriydi. Adli Tıp, ben Dr. Eastman. İşi ise DNA incelemesiydi. Evet. Davayı bana verdiler ve bu DNA teknolojisini kullandığım ilk davalardan biriydi. 1987'den mi? Hala işe yarayabilir. Siz getirin bir bakalım. Diana'nın iç çamaşırlarında bazı biyolojik deliller vardı ve doktor Insman'ın sonunda DNA profili çıkarmayı başardığı numunede o oldu. Yollarız. Tamam. 1987'de Diana'nın cesedindeki DNA örneği sadece biriyle cinsel ilişkiye girdiğini doğruluyordu. Ama artık o birinin kim olduğunu da söyleyebilirdi. Hazır mısınız? Aslında elinizde izin olmasaydı bunu hayatta yapama Uzun sürmeyecek. Dedektif John Murray uzun zamandır Diana'nın sevgilisi Michael Pullman'dan şüphe ediyordu. Artık kendisinden alınan DNA örneği bunu kanıtlamaya yardımcı olacaktı. O sırada Michael'ı tutuklamak için gereken delilin elimize geçeceğini çok inanıyordum. Yüzde yüz mü? Anladım. Hayır. Yok. Tamam sizde kalsın. Tamam. Beni haberdar edersiniz. Aradığınız için teşekkür ederim. Michael Pullman'ın DNA'sı eşleşmemişti. Dava ile ilgili düşüncem darbe almıştı ve Michael'ı tutuklama ihtimalimiz aşağı yukarı kalmamıştı. Michael listeden çıkınca dedektiflerin ne kadar hayal kırıklığına uğradığını asla unutmayacağım. O kadar yıkılmışlardı ki çok üzülmüştüm. Böyle bir davada göz önünde bulundurduğumuz şey Michael Pullman'ın hala bu cinayete parmağı olup olmadığı. da böyle bir DNA bulunmasının ölümüyle ilgili olmayabileceği ihtimaliydi. İnsanların toplanıp DNA'nın DNA profilinin ona ait olmadığını sindirmesi gerekti. Diana'nın cinsel ilişkiye girdiği kişi Michael değildi. Görünüşe göre bir başka çıkmaza girmişlerdi. Yine de bir istisna vardı. Doktor Alison Eastman pes etmiyordu. Benim içimi kemiren bazı davalar vardır. Diana'nın yaşındayken ben de onun gibiydim. Ben de Albany'de yaşıyordum. Geceleri tek başına dolaşırdım. Otostop yapar tanımadığım insanların arabasına binerdim. Ama ben şanslıydım. Ben çok şanslıydım. Fakat Diana şanslı değildi. O bunu yaşadı. Gerçekten şanssızdı. Yıllar içinde DNA teknolojisinde ne zaman gelişme olsa Dr. Eastman, Diana'nın giysilerindeki numuneyi tekrar test ediyordu henüz ulusal bir veri tabanı yoktu. Bu yüzden Dayana'nın cesedinden alınan DNA örneğini sadece bazı potansiyel şüphelilerle karşılaştırabildi. Birçok referans örneği incelediğimi hatırlıyorum. İşte bir örnek daha geldi. Diana'da bulunan profille karşılaştırabilirim diyordum. O dava her zaman masamda durdu. İnsan elbette ümitleniyor. Bu sefer kesin o çıkacak diyor. Bu kızı gördün mü? Yıllar içinde Doktor Eastman kısmi bir eşleşme bile bulsa dedektifler takibini yapıyordu. Emin misin? Elimizden geleni yapmak bizler için çok önemliydi. O DNA'nın kime ait olduğunu belirlemek istiyorduk ama ne yaptıysak kimsenin kesin olarak bu işe karıştığını kanıtlayamıyorduk. 2004 yılında orijinal numune artık tükenmek üzereydi. Ama artık Doktor Eastman'ın elinde yeni bir silah vardı. New York eyaleti bir DNA veri tabanı geliştiriyordu. Ama bir sorun vardı. Bu sonuçları sisteme girerken kullanılan format DESO davasında ilk başta yapılan testten farklıydı. Bu da Doktor Isman'ın DNA'nın son parçasını kullanmak zorunda olduğu anlamına geliyordu. Bu son denemeydi. Geriye kalan hiçbir şey yoktu. Elimde hiç DNA parçası kalmamıştı. Şimdi de bir eşleşme çıkmazsa bir daha da çıkamazdı. Doktor suçluların DNA'larının bulunduğu veri tabanından profili taradı. 43 yaşında beyaz bir erkek. Koksaki hapishanesinde yatıyor. Ray T. Keller. Eşleşme bulunmuştu. Sen kimsin acaba Ray? Artık dedektif Murray emekli olmuştu. Doktor Eastman bu bomba haberi cinayet büroya verdiği zaman dedektif Dave Madden ve Debbie Komar davayı üstlendiler. Bakalım elimizde ne var? Bu Ray denen adam hakkında ne biliyoruz? Pek uzakta değil. Yoksa ki de hapis yatıyor. Hangi suçtan? Tecavüzden. Ray Keller hakkında haber geldiğinde kendisi New York Eyalet Hapishanesi'nde yatıyordu. Onun hiçbir şekilde Diana ile bağlantısını kuramıyorduk. Asla aklımıza gelen bir isim olmamıştı. Ray Keller 1989 yılında 16 yaşında bir kıza tecavüz etmekten aldığı 25 yıllık hapis cezasını çekiyordu. Artık dedektifler Ray'in 2 yıl önce Hudson Nehri'nin çamurlu kıyılarında bir başka kadına daha saldırdığını düşünmeye başlamıştı. Yeni şüphelileriyle karşı karşıya gelmeden önce dedektifler onunla ilgili her şeyi öğrenmek istedi. Bu da saldırdığı kadınla konuşmak anlamına geliyordu. Aradan 14 yıl geçtiğini biliyorum ama... Her şeyi hatırlıyorum. Keşke hatırlamasam. Kadın Rey'in kendisini arabayla bırakmayı teklif ettiğini ama onun yerine ıssız bir yola götürüp onu tehdit ettiğini söyledi. İlişkiye girmeyi kabul etmezse onu orada öldüreceğini söylemiş. Seni öldüreceğini gerçekten düşündün mü? Şüphem yok. Bunu kesinlikle yapacaktı. Dirseğini boğazıma dayamıştı. Boğulmak üzereydim. Bu yüzden tamam deyip müsaade ettim. Canından endişe etmişti. Kendisini öldüreceğini düşünüyordu. Hatta Ray bunu kimseye anlatırsa ya da çığlık atarsa onu kendi elleriyle öldüreceğini söylemiş. Olaylar arasındaki benzerlikler ve Diana'nın ölümüyle ilgili bildiklerimiz bir araya gelmeye başlamıştı. Hadi buraya gel. Yani arabayla bırakmamı istersen başka tabii. Ray genç kadını az kalsın boğarak öldürüyormuş. Ve iki yıl öncesinde Diana aynen bu şekilde ölmüştü. Artık Ray Keller'la yüzleşme vakti gelmişti. Ama Diana öldükten yaklaşık 20 yıl sonra ondan itiraf almak pek de kolay olmayacaktı. Bizi zorlu bir iş beklediğini ve hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü içeri hazırlıksız girersek muhtemelen iyi sonuçlar almayacak. Hayır ya! Ray'in tek yapması gereken isteyerek ilişkiye girdiklerini iddia edip cinayetle ilgisi olduğunu inkar etmekti. Bunu yaptığı takdirde savcılığın tekrar en başa dönmesi gerekecekti. Geçen 17 yılın ardından New Yorklu dedektifler Dave Madden ve Debbie Komar, 19 yaşındaki Diana Deson'un sıcak bir Ağustos gecesinde Hudson Nehri'nin çamurlu ve sığ sularında boğulmuş bir halde bulunmasının Esrarını çözmeye nihayet yaklaşmışlardı. Anahtarlarıysa Ray Keller'dı. Gerisini biz hallederiz memur bey. Teşekkürler. Otur. Gezmeye gitmeyecek miyiz? Bu beyzbolcu olmak gibi. Beyzbolcuların ulusal lige geçmesi büyük başarıdır ve bu seviyeye gelmeyi başaran çok az beyzbolcu vardır ama olmak istedikleri yerde zaten ulusalliktir. Asıl gösteri oradadır yani asıl gösteride yer almak istersiniz bilhassa polis memurları ve dedektifler içinde cinayet soruşturmaları böyledir onların büyük gösterisi budur. Biz de Ray'in geçmişini inceledik. Hakkında olabildiğince şey öğrenmek istiyorduk. Düşünce tarzını, tavrını, neleri inkar ettiğini, neleri aktardığını öğrenebilmek için dava metinlerini okuyup inceledik. Bana konunun ne olduğunu söylemediler. Bak Ray... Bir konuda yardımın lazım. Sanırım biraz meraklanmıştı. Unutmayalım aradan 17 yıl geçmişti. Bu yüzden bizim neden orada olduğumuza dair bir fikri olduğunu hiç sanmıyorum. Mesela bir kadın, tanıdığım biri olabilir. Ray isteyerek cinsel ilişkiye girdiklerini iddia ederse paçayı kurtarabilirdi. Ama o bunu bilmiyordu. Genelde onlara size neler olup bittiğini anlatmalarını sağlayacak makul bir yol sunmaya çalışırsınız. Onlar da kendilerini iyi göstermeye çalışır. Kimse kendinin canavar olduğunu düşünmenizi istemez. Onu tanıdığımı söyleyemem. Üzgünüm. Onu tanımadın mı yani? Onunla çekmedin mi? Onunla tanışmış olamaz mısın? Hayır. Üzgünüm. Bak işte bu çok ilginç. Gerçekten. Şuna bir bakmak ister misin? İşte o noktada New York Eyalet Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen Diana Deson'un cesedinden <laughs> alınan DNA delilinin onun DNA'sı ile eşleştiğini ortaya koyan resmi laboratuvar raporunu R'ye gösterdik. Bu kadının adı Diana Deso. 87 yılı Ağustos ayında cesedi hatında bulunmadan hemen önce onunla ilişkiye girmesin. Hadi ama Ray bize yardımcı ol. Hadi Ray. Sadece gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Ve bir anda Ray itirafa başladı. Ama dedektiflere anlattığı şey uyku öncesi anlatılan bir masal değildi. Ray kokain aldığı için kafasının iyi olduğunu ve etrafta ilişkiye girecek birini aradığını söyledi. Tipik bir cinsel saldırgan davranışı. Ne yapıyorsun tatlım? İyi misin? Gideceğin yere kadar seni bırakmamı ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Ben böyle iyiyim. Bu saatte tek başına dolanmamalısın. Hadi ama. Gel seni bırakayım. Nereye gidiyorsun? Hadi söyle nereye gidiyorsun? Sen bilirsin ama gecenin bu vakti burada başka birini bulma şansın yok. Aa durun. Elbette Diana onun nasıl bir adam olduğunu bilse arabasına binmezdi. Zaten binmemesi lazımdı. Bu ona pahalıya mal oldu. İyi misin? Sevgilimi arıyorum. Tamam anladım. Nereye? Diana konuşuyor, Ray dinliyordu. Aslında Ray onu nereye götüreceğini şoktan biliyordu. Yanlış yoldayız. Hadi ama tatlım. Birazcık gezeceğiz sadece. Beni nereye götürüyorsun? Bir partiye. Eğlenmeyi sever misin? Burayı biliyor musun? Aşıklar yolu. Beni hemen eve götür. Kalk hadi. Hemen. Kes şunu. Dur yapma. Hadi ama tatlım. Çok eğlenceli olacak. Kamyonetimin bagaj kapağında seviştik. En azından seks yaptık yani. Bunu istediğini zannetmiyorum. Sonra ne oldu Ray? Anlat hadi. Üstünü giyindi. Bu yaptığın yanına kalmayacak. Hadi ama güzelim, hadi ama, yapma böyle. Bana tecavüz ettin, polise gideceğim. Bak hayatım, bunu yapamazsın. Bana tecavüz ettin, hapse gireceksin, hastaneye. Bunu yapamazsın, <laughs> polise gitmesine izin veremezdim. Çok kızmıştı. Onu tuttum. Dirseğimi. Boğazına dayadım. Sonra ne yaptın peki Rey? Onu oradan götürmeliydim. Her şeyi ortadan kaldırmalıydım. Ray Hudson'ın tuzlu sularının Diana'yı uzaklara sürükleyip işlediği suçun izlerini saklamasını umuyordu. Ama nehrin başka planları vardı. Bana şimdi ne olacak? Yaptığının bedelini ödemelisin. Dayana deso cinayetiyle suçlanıyorsun. 17 yıl sürmüş o sonunda Dayana'nın katili bulunmuştu takip ettiğimiz yüzlerce ipucu ve muhtemelen yüzü aşkın şüpheli ve sorguladığımız tanıkların ardından katille ve maktulümüz arasında rastgele karşılaşmış olmaları dışında hiçbir bağlantı yoktu. Kız tesadüfen adamın arabayla geçtiği yolda yürüyordu. Bu davada benim için ön plana çıkan şey çok uzun sürmüş olması. Sonunda Ray Keller ikinci derece cinayet suçunu kabul etti ve 25 yıllık cezasının üstüne 22 yıldan az olmamak üzere müebbet hapis cezası aldı. Bana bir mektup yazdı. Üzgün olduğunu söyledi. Üzgün falan değilsin. Seni asla affetmeyeceğim. Yani bilirsiniz pek çok kişi seni affediyorum falan diyor. Ben o insanlardan değilim. Hayır. Bunu yapan hiç kimseyi affetmem. Michael Pullman'a gelince onun üzerindeki şüphe bulutları da nihayet ortadan kalkmış oldu. Michael Pullman'ın üstüne demek ki boş yere gitmişiz dedim. Böyle şeyler yaşamayı hak etmiyordu sanırım. Bilemiyorum. Kayıp bir parça gibi. Biz onunla iyi arkadaştık. Her anne kız arasında olduğu gibi Tartıştığımız zamanlar oluyordu tabii. Ama o çok eğlenceli biriydi. Evet. Birlikte hep çok eğlenirdik. Hep. Bugün Diana Deso'nun cesedinin bulunduğu bataklık suları aşağı yukarı aynı. Hala ıssız, hala ürkütücü. Ama belki de artık sakladığı sırların sayısı bir eksik.